saksıdaki bitkiye, dışarıdaki manzaraya, eşine, çocuğuna, işte kedisine, rafına, rafındaki kitaba baktığı zaman bizim eğitime gelmeden, bizimle muhabbet etmeden öncekinden farklı bakmasını umuyorum insanların. Her gün baktığın ağaçta farklı bir şeyler görmeye başlıyorsan bu nerede olur, dikkat et. Her gün sabah kuş ötüyordur. Aşık olduğun günü sabah o kuş şarkı söylüyordur. Böyle bir ateş yakabilmeyi umuyorum. O ateşin zaten kömürü de, kavı da, kıvılcımı da, her şeyi de herkesin içinde mevcut. Birilerinin bir araya gelip onu çakması gerekiyor. Benim buradan umduğum tek fayda o. Kendisine doğru dönüşmesini istiyoruz mesela. Yani bizim genellikle, benim mesela anlattığım kitle itibariyle böyle pek bir sınırlığım yok. Merak eden herkesi bekliyoruz ama burada anlatacağımız tekler daha ziyade insan dönüşüm değişimiyle ilgili olduğu için psikologlar, eğitimciler ve özellikle koçlukla uğraşanları ben önemsiyorum. Senin söylemek istediğin bir şey. %100 onlar, yöneticiler, anne babalar ve kendiyle uğraşan aslında herkese de bence alan var. Hani ben özellikle bir de sevgili hekimler, hekimliğe bakış açısında çok etkileyecek konularımız olduğunu düşünüyorum o bağlamda. Özellikle genç hekim ve hekim adaylarının kulağı açık beyinde olsun, bizde olsun. Yakında size güzel bir şeyler de söyleyeceğiz bu vesileyle. Dolayısıyla aslında herkese açık. Herkese açık. Yeter ki kendiyle uğraşmaya ve bu konuya meraklı olsun. Ve özellikle de dediğimiz gibi koçlar, psikologlar, başkasıyla ilgili çalışanlar, başkasına destek olan insanların tabii ki bunları alıp hayata sokacakları daha fazla mecraları olacaktır. Evet. Sonuçta bu işin profesyonelleri de gelecek ve kendiyle uğraşan insanlar da gelecek. Ve bir başkasına destek olmak üzere yanlarına 2-3 ufak şey alıp da bunu daha fazla araştırmak, bunu daha fazla sıra dışı hale getirebilecek başka neler olabilire bakmak üzere gelseler ve kendi kalıplarının birazcık dışına çıkmaya komando şeklinde bu işi yapma üzere cesaretlenseler o. Yani çünkü düzen alanı güzeldir ama kaosa müsaade edersen daha güzel bir düzene ulaşabilirsin. O düzene ulaşmak üzere birazcık hareket etmeye cesaret etsen benim için yeterli olur herhalde. Daha da ne olsun zaten. Hayata bir bilgi ve deneyim mikroskobuyla bakmaya çalışıyoruz. Aynen. Ve ne zaman gözümüzü çok nereye güzel çevirsek ortamda gerçekten inanılmaz detaylar, inanılmaz bir zenginlik ve inanılmaz bir sıra dışılık var. Biz bunu işte yaşayıp böyle kafayı buluyoruz. Vallahi yanımıza adam arıyoruz. Gelin beraber coşalım diye düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum, böyle kapatılır herhalde. Bence de. İyi eğleneceğiz. Onu diyebiliriz. Eylemlerimiz devam edecek açık beyinde. İlginiz için çok teşekkür ediyoruz. Dostcum, ayağına sağlık. Çok ben güzel oldu. Biz gene muhabbete devam. Şimdi kamerayı kapatıyoruz. Görüşürüz.